Merhaba arkadaşlar. Hearthstone'da ufak bir değişiklik yapıldı. Fakat yani uygun desteği oynayan insanlar için önemli olabilir. Henüz daha çok Wild'ı ilgilendiriyor ama yine de standartta bir etkisi var. Evolve ve Devolve benzeri efektler artık ne olursa olsun yaratığın kostu çalışacak. Normalde biliyorsunuzdur mesela standartta şu an 11 manlık bir kart yok. Dolayısıyla Sea Giant Evolve etmeye çalışırsan hiçbir şey olmaz. Yani yaratık 8'e 3 kaldıysa eğer 8'e 3 olur tekrar. Yani daha doğrusu tekrar olmaz, hiçbir şey olmuyor. Yani yaratık olduğu gibi kalıyor. Niye? Çünkü yaratığı evrimleştiremiyoruz, değil mi? Yaratık 10 kostlu, 11 kostlu bir yaratık evrimleşemiyor. Çünkü oyunda 11 kostlu yaratık yok. Veya ne bileyim 0 kostlu yaratıkları bir aşağı düşünmeye çalıştığınız zaman çalışmıyor. Niye? Çünkü oyunda eksi 1 kost diye bir şey söz konusu değil. İşleyişleri böyleydi. Artık işleyişler ne olursa olsun evolve edecek. Eğer bir üst kostta veya bir alt kostta herhangi bir yaratık yoksa o kostta kalacak. Yani örneğin Sea Giant evolve ettiğiniz zaman oyunda 11 manalık yaratık olmadığı için 10 manalık rastgele bir yaratığa dönüşecek evolve'la Sea Giant. Yani Sea Giant'in kendisi de gelebilir. İşte atıyorum Colossus of the Moon da gelebilir. Ondan sonra o gelen Living Monument miydi? 10 mana 10 ton da gelir. Herhangi birisi olabilir. Ama yani şu önemli, heal'layabiliyorsunuz. Değil mi? Ya mesela Sea Giant'ı bir yere vurdunuz. 8'e 3 kaldı. Atıyorum. Standartta hiç 10 manalık kart kalmadı diyelim. İşte Deathwing, Sea Giant. Bir iki tanecik kart var. Hani expansion'lar yok diyelim. Onlardan biri geliyor yine. Hani hiç olmasa bile. Mesela Shirvala tek değil mi? Kendi kostunda. 25 diye bir kost yok oyunda. Shirvala'yı açıp vurup 7 heal'lanıp adamın yaratığını öldürüp Shirvala'yı evolve edip tekrar Shirvala'ya dönüştürüp bir daha vurup bir daha vurup bir daha vurup filan falan istediğinizi yapabiliyorsunuz. Ve Divine Shield tabi her seferinde geri geliyor. Yeni bir Shirvala olduğu için. Şimdi diyebilirsiniz ki bu sadece şamanı ilgilendiriyor. Yani şu an itibariyle sadece şamanı ilgilendirmiyor arkadaşlar. Çünkü niye? Çünkü Lecky var değil mi? Evolve eden Lecky var. Yani standartta da bu etki mevcut. Yani şu an burada gördüğünüz kartlar çoğu wild. Bazıları da pek kullanılmıyor değil mi? Yani çünkü mutate evolve'la birlikte kullanılıyordu. Mutate acaba normal quest şamana girer mi emin değilim ama yani şu an öyle kullanılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla mesela rakibinizin önünde atıyorum wild'da advanced target demiyor işte 0 mana 0-2 ton falan var ya üzerine bir sürü magnetize etti. Siz öldürmek istiyorsunuz adamı ama adamın önünde büyük taunt var. Yani yeterince magnetize etkisi büyük olabilir. İşte bu sefer Devolve'la artık onu başka bir sıfır malık yaratığa dönüştürüp üzerindeki bütün magnetize efektlerini kaybettirebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla bu kartlar aslında bufflandı. Yani ne bileyim işte atıyorum Unstable Evolution atmaya başladınız. Bir şeyleri evolve ettiniz. En sonunuzda Sea Giant kaldı. Sea Giant'ı bir yere vurup tak diye Sea Giant'ı evolve edip yeni bir 10 manalık yaratığa dönüştürebiliyorsunuz. Başka? Evet, başka bir şey yok. Yani bir üst manada eğer veya bir alt manada yani daha doğrusu düzelteyim yani Devolve bu konuda spesifik bir kart. Başka hiç yok ama oyunda daha sonrası gelebilir arkadaşlar. Eğer dönüştürmeye çalıştığınız kosta bir yaratık yoksa en yakın kosta mutate oluyor. Örnek vereyim şimdi. Mesela arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bakın Thrall var. Thrall 2 mor diyor mesela. Dolayısıyla şimdi spesifik bir örnek olacak ama yani ne demek istediğini anlatmak istiyorum. Atıyorum önünüzde 11 manalık olan Giant var. Hani 8'i şey var ya şey Giant'ı overloadlarla azalıyor. Önünüzde o var. Teorik bir şey ama yani değişikliklerin neye tekabül ettiğini anlamanız için söylüyorum. Önünüzde o var. Tral oynadınız. Tral onu 13 mana yapmaya çalışacak. Doğru mu? Oyunda 13 manalık kart hiç yok. Dolayısıyla onu 12 manalığa çevirecek. Yani şöyle. Yapmaya çalıştığına en yakın kostu seçiyor arkadaşlar. Şimdi normalde 1 olduğu için çoğu bu evolve efekte görürsünüz. Hep 1 az, 1 az, 1 fazla. Şimdi eğer bir üstü yoksa veya bir altı yoksa olduğu yerde kalıyor. Tamam. Okey ama eğer iki fazla gibi bir durum söz konusuysa arkadaşlar
Ve iki fazlası yoksa, fakat bir fazlası varsa onu seçiyor. Yani gelmeye çalıştığı yere en yakını seçiyor. Şimdi yani dolayısıyla eğer 11'lik bir kartı 2 artırmaya çalışıyorsunuz, 13 yapmaya çalışıyorsunuz. 13 yoksa 12'ye bakıyor. 11'i seçmiyor direkt. Yani olduğu gibi kalmıyor, tamam mı? Hedefe en yakın kostu seçiyor. Yani birlerde zaten bu aşikar. Yani bir pahalı veya bir ucuza geçtiğiniz zaman bu aşikar. Ama ya 2 olduğu zaman dediğim gibi arada eğer başka bir kost varsa onlardan birisini seçiyor. Mesela şu an atıyorum. İşte 4 fazla deseydi eğer, atıyorum 10 manalık bir yaratığı. 14 yapmaya çalışacaktı. 14 yok. 13 yapmaya çalışacaktı. 13 de yapamayacaktı. 12 yapacaktı. Tabi bu oyuna herhangi bir yerde 13 veya 14 manalık kartların gelmesiyle değişecek bir şey. Dolayısıyla bu evolve değişikliği bu. Yani standartta dediğim gibi çok yoğun olmakla birlikte bir etkisi var. Büyük ihtimalle arkadaşlar bu Doom in the Tomb eventinde Evolve'un gelmesiyle Blizzard biraz daha fikir edindi. Hani dediler ki tamam dedi, bu böyle şey oluyor filan. Bu arada kartı da bu aslında arkadaşlar ufak da olsa bir buff değil mi? Çünkü niye? İşte rakibin 0 manalık büyük tauntunu yok edebiliyorsunuz Devolve'la. Ondan sonra yani ne bileyim yaralı Sea Giant'ınızı iyileştirebiliyorsunuz veya başka bir yaratığa çevirebiliyorsunuz filan falan. Yani şimdi tabi Wild'da zaten 11 manalık Giant olduğu için Wild'da oluyor hareket. Hani 10'luğa yaptığınız zaman. Ama olsun arkadaşlar 12'ye yapamazsınız mesela. Mountain Giant yapamazsınız normalde. Şu an artık Mountain Giant'ı da yapabiliyoruz. Yani siz Mountain Giant'ınız 8'e 8 vurdunuz 6'ya 6'ya 8'e 2 kaldı. Evolve ettiğiniz zaman normalde öyle kalırdı. Çünkü oyunda 13 manalık kart yok. Artık ne yapıyor? 13'e evolve olmaya çalışıyor. 13 olamıyor. O zaman diyor ki en yakın 12 var diyor. 12'ye bakayım diyor. 12'de yaratıklar var. 12'lerden birisine dönüşüyor. Mountain Giant'in kendisine dönüşebilir. Neydi adı o kartın? Clockwork Giant'a dönüşebilir. O da bir Giant. Bir tane 7'ye 8 taunt var biliyorsunuz. Grave Horror mıydı neydi? Onlar artık rastgele birisine dönüşüyor. Dolayısıyla artık üstte yaratık yok. Evolve etmeyeyim diye bir şey yok. Heal'lamak için veya kendi kostuna random bir yaratığa dönüştürmek için artık evolve edebilirsiniz. Evet. Yerinde bir değişiklik miydi? Görüşümü vereyim. Bence yerindeydi arkadaşlar. Yani transform etmeye çalışıyorsunuz. Olması bence mantıklı. Yani bir yukarıda yok. Çünkü bakın arkadaşlar o biraz fazla spesifik bir bilgi istiyor aslında. Değil mi? Yani şimdi oyunda mesela 11'lik kart var mı? 13'lük kart var mı? Şimdi yani bunu eline almış bir insan yani böyle oturup araştırma yapması lazım yani. Yani tamam tabii ki belki üst seviye oyunculukta bu gerekebilir ama yani sonuçta eline Evolve almış adam oynuyor. Attı. Evolve olmadı lan ne oluyor filan. Hiç böyle bir şey gerek yok bence. Bence de olmaya çalışsın. Olamıyorsa kendi korsuna random bir hata dönüşsün. Yani bu buff ne kadar etkili olur derseniz bilmem. Çok etkili olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu target dummy filan şişiren desteler biliyorsunuz bu şey desteleriydi işte. Sonsuz snip snap ekolama desteleri falan da zaten sonsuz snip snap artık ekolamıyor nerf falan da ama bence genel olarak oyunun tutarlılığı ve anlaşılırlığı açısından faydalı bir değişiklikti. Yaptıkları iyi oldu. Artık dediğim gibi oturup bakayım 10 manada ne varmış? 11 manada ne varmış? 12 manada. Yani tabii yine şöyle oturup çalışmak şu açıdan faydalı arkadaşlar. Atıyorum kaç tane charge var? Mesela atıyorum önünüzde evolve yok da evolve zaten bir kontrolünüz yok. Yani ne, bir şeyler oluveriyor kendinden. Ama mutate'de unstable evolution gibi kartlarda bir kontrolünüz var. Dolayısıyla kime mutate atsam, kime unstable evolution atsam fark eder. Çünkü arkadaşlar atıyorum adama vurdunuz öldürdünüz. Vuramadınız o sizi vurup öldürecek. O zaman size ne lazım? Size charge lazım. Doğru mu? Dolayısıyla her manada kaç tane charge olduğunu bilmek önemli. Çünkü 4 manalık yaratığı 5 manalık yaratan mutate etseniz iyi olur. Yoksa 5'liye 6'lığa mı? Yoksa 2'liye 3'lüye mi? Bilmem ne. Yani her manada kaç tane charge var veya rush var. Hani hemen belki bir şey yapmak için belki de atıyorum. Adamı bir yaratığına trade edip şey yapabilirsiniz. Çünkü yani arkadaşlar oraya geldiği zaman olay yani
artık %1 denemeniz lazım. Çünkü yoksa ölüyorsunuz, anlatabildim mi? İşte 6 manada mesela atıyorum ne var? Argent Commander var. Reckless Racketeer var. Mesela 6 manayı denemek iyi. Çünkü 2 tane var filan falan. Böyle arkadaşlar, ben beğendim, tutarlılık açısından iyi. Bence oyunu çok çok değiştirmeyecek. Yine biraz etkisi olur. Yani çok ciddi bir buff değil. Fakat tutarlılık ve anlaşılırlık açısından faydalı. İyi yapmışlar. Sizin de yorumlarınız varsa tartışabiliriz. Videonun altında yorum bırakın. Görüşürüz.